Tekrabat'tan herkese merhabalar, ben Ali Güngör. Bu videoda sizlerle birlikte yenilenen Logitech kulaklık serilerine bakıyoruz. Tam 4 tane kulaklık masamızda ve bunların özelliklerine, eski nesillerden yeni nesillere nelerin değiştiğine gelin birlikte bakalım. G332 modeliyle birlikte başlayacak olursak bu model daha önceki Logitech G230'un varisi niteliğinde. Geliştirilen bu kulaklık 2019 yılında piyasaya çıktı ve özellikle Logitech'in giriş seviyesinde rekabetçi bir ürün oldu. 50 milimetrelik sürücülere sahip stereo bir oyuncu kulaklığı var karşımızda ve Logitech'in yıllardır tanıdığımız, sevdiğimiz hafif dikdörtgen açılı tasarımına sahip. Yine klasik oyuncu kulaklıklarında görmeyi beklediğimiz, istediğimiz katlanıp çantaya konabilme özelliğine sahip. Buradaki kulaklıkları bu şekilde tam yatay hale getirdiğimiz zaman ne oluyor? Laptop çantamıza, sırt çantamıza daha rahat bir şekilde sığdırabiliyoruz. Yine mikrofonu aşağıya doğru açabiliyoruz ya da yukarı doğru kapatabiliyoruz. Üstelik mikrofonu yukarıya doğru kapattığımız zaman mikrofonu sessize almış oluyoruz. Buna flip to mute ya da swivel to mute gibi İngilizce farklı tabirler kullanıyorlar. Özetle katladığınızda mikrofonu kapatmak kullanıcı dostu bir özellik. Peki bu kulaklık giriş seviyesi ama diğerlerinde olan olmayan ne var? Zaten üst modellere doğru gittikçe bunlara değineceğiz. Özellikle stereo kulaklıklar müzik dinlemeyi sevenleri, oyun oynamayı sevenleri temel olarak hedef alan temiz, net sonuçlar sunan kulaklıklar. Logitech'in G332'sinin ses kalitesinde beğendiğimi, mikrofon kalitesinde sevdiğimi söyleyebilirim. Zira 6 milimetrelik diyaframa sahip bir mikrofonda, aslında oldukça eri bir mikrofonda bu kulaklık setinin bir parçası. Bu kulaklık setinin kablosu çıkartılamıyor. Klasik 2 metrelik plastik bir kablosu var ve bu kablonun ucunda kutulan bir adaptör çıkıyor. Daha önceki Logitech modellerinde eski serilerde kutudan adaptör çıkmadığı için klasik iki tane mikrofon ve kulaklık olarak ayrılmış uç olduğu için cihaza bağlarken ekstra adaptör almamız gerekiyordu. Şimdi ise ucunda 4 tane pini olan yani 4 tane çizgisi olan TRRS bağlantısı sunuluyor ve bununla birlikte iki tane ucu ayıran adaptör de kutu içerisinden çıkıyor. Benzer bu durumu bütün kulaklık ailesinde de görebiliyoruz. Basit görünen ancak yanında bir ton adaptör olmayan kullanıcılar için bence önemli bir rekim. Önemli bir güncellemede G332'nin ve diğer kulaklıkların da kulaklık pedlerinin artık değiştirilebilir olması. Bu değiştirilebilir kulaklık pedleri eski nesillerde sadece üst seviye kulaklıklarda nadiren de rekabetçi olsun diye ortaya da giriş seviyesi kulaklıklarda bazen sunulabiliyordu. Ancak burada yeni bir standartizasyon olmuş ve kulaklık pedlerini burada incelediğimiz bütün kulaklıklarda çıkartıp değiştirmek mümkün. Bu kulaklık pedlerinin değiştirilebilmesi son kullanıcı olarak benim için de ekip arkadaşları için de önemli. Zaten bu videoyu hazırlarken Çağın'la birlikte çalıştık kulaklık kulaklarının her birini tek tek hem denedi hem de ekip arkadaşlarının da takıp rahatlıklarını, ergonomilerini değerlendirmesini istedik. Kullanıcı olarak önemli olan şey bizim masalarımızın üzerine bu kulaklıkları devamlı koyup kaldırdığımız zaman kulaklık pedlerinin ne yazık ki kirleniyor olması. Kirlenen kulaklık pedlerini de değiştirme imkanı olması dediğimiz gibi önemli. Aynı zamanda kulaklıkların en çok eskiyen kısımlarından bir tanesi de yine bu süngerler oluyor. Süngerlerini de son derece rahat bulduğumu söyleyebilirim. Ancak üst modellere doğru çıktıkça bu süngerlerin yapıları, kaliteleri de daha da üst seviyeye doğru çıkıyor. Özellikle kulaklık pedlerinin ölçüleri, boyutları piyasada bu kadar çok kulaklık seçeneği olmasının temel sebeplerinden. Peki üst modele doğru çıktığımız zaman ne değişiyor dedik. G332'den daha yukarıya doğru gittiğimiz zaman G402 modelinde bu sefer karşımıza 7.1 sanal surround ses çıkıyor. Bunu sağlayan şey tabii ki beraberindeki USB adaptörü. Kulaklığa USB adaptörünü taktığımızda ve bunu bilgisayarımıza ve sisteme taktığımızda şöyle bir durum oluyor. Bu sadece sanal 7.1 ses sağlayan değil, aynı zamanda dijital analog dönüştürücü işlevi gördüğü için çok ucuz anakart kullanan sistemlerimizdeki kötü ses yongalarının oluşturduğu ses sorunlarından daha az etkilenir hale geliyoruz. USB üzerinden ses almanın özellikle bu tarz sistemlerde bir avantajı var. Çünkü dahili anakartın üzerindeki yonga bazen laptoplarda, bazen bilgisayarlarda, hesaplı modellerde parazit, sorunlar ya da kötü ses kalitesine sebep olabiliyor. En kaliteli, en üst model kulaklığı da taksanız düz 3.5 mm ile taktığınız bazı modellerde bu sorunlar oluyor. İşte o zaman bu USB adaptörle sanal surround ses sunan bir üst modeli denediğimiz zaman buradaki model bize çözüm sunuyor. Burada baktığımız zaman G332 yaklaşık 300 TL, 250 TL gibi fiyatları satılıyor. Daha üst model olan G432 de 430 TL gibi piyasa satış fiyatıyla birlikte bulunabiliyor. Yani aralarında %30 civarında bir fark var. Piyasa koşullarına göre değişiyor. Bu noktada sanal çevresel ses ve dijital analog dönüştürücünün ötesinde G-Hub üzerinden ayar yapabilme özelliği de geliyor. Logitech'in G-Hub yazılımı sayesinde özellikle Equalizer ayarları bizim ses kalitesini müzik ya da oyun arasında daha iyi ayarlamamıza imkan sağlıyor ki önemli bir yetenek artışı diyebiliriz. Bu arada genel olarak hem G332'de hem G432 modelinde kullanılan kulaklık pedleri deri benzeri suni deri bir malzeme kullanıyor. Ve bu da ses yalıtımı ve kulak rahatlığı için oldukça iyi. Yani giriş modelinde bile kaliteyi yükseltmişler. Bir üst modelde de bunu bozmadan devam ettirmişler. Bu iki kulaklıkta da özellikle kafanızın boyutuna göre tepedeki bandı ayarlamak ve kulaklıkları çevirerek kulağınıza oturtmak son derece rahat bir şekilde gerçekleşebiliyor. Yani ergonomik olarak Logitech'in bu iki kulaklığı da çok farklı kafa tiplerine uygun şekilde tasarlanmış. Neden? Fiyat olarak erişilebilir fiyatlarda oldukları ve piyasada oldukça rekabetçi konumlandıkları için çok sayıda kullanıcıya hitap edecekler. Yani niş değil, genel kitlede farklı kafa tiplerine zaten uyumaları gerekiyor. Bu açıdan baktığımız zaman başarılı bir tasarım. G332 ve G432 modellerinden sonra karşımıza çıkan bir diğer model de G635. Zaten buradaki light ibaresine gözüm takılıyordu. Bu neden bu kulaklık özellikle RGB isteyenlerin RGB isteğini de tatmin eden e-spor turnuvalarında daha canlı renkli görüntüler vermek isteyenler için tasarlanmış. Özellikle oyun oynarken fotoğrafınızı çekip paylaşıyorsanız Instagram üzerindeki fotoğraflarınızda bu RGB'ler daha güzel bir etki oluşturuyor. Yani estetik. Ama tabii ki bu kulaklığın özelliği estetik ile bitmiyor baktığımız zaman kablosu çıkartılabilir ve değiştirilebilir. Bu da özellikle kablo yıpranmalarında bize daha uzun bir kullanım sunuyor. Bunun haricinde yan taraftaki kapakları da plastik kapakçıkları da bu şekilde çıkartabiliyoruz ve içinde mıknatıs var. Bu ne işe yarıyor? Bu da yine estetik bir özellik. 3D printer'dan yazıcıdan buraya isterseniz kendi takım logonuzu, adınızı, şirket logonuzu ya da farklı şeyleri yapıştırabilirsiniz. Alt kısımda burayı şeffaf tuttukları için buradan ışık dışarıya çıkıyor. Kapağı kaldırdığınız zaman ışık farklı bir şekilde görünüyor. Bu kulaklıkların hepsinde olduğu gibi yine ergonomi özellikleri son derece güçlü. Kafa altına gelen yastığı, kulakçıkları son derece ergonomik bir kulaklık. Elimize aldığımızda, tarttığımızda ve kullandığımızda üç kulaklığın da son derece hafif ve son derece esnek olduğunu görüyoruz. Hafif kulaklıklar özellikle uzun saatler boyunca oyun oynarken oyuncunun rahatlığı için de son derece güzel oluyor. Bunların detaylı ağırlıklarını ve özelliklerini makalede de sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Yine bu kısımdaki esneklik farklı kafa yapılarına uyum sağlamasını sağlıyor. Alt kısımdaki USB bağlantısı dikkatinizi çekmiştir. Doğrudan USB ile bağladığınız zaman yine Logitech G Hub üzerinde ayarları, ışıklandırma kontrolünü yapabiliyorsunuz. Tabii ki bu mikro USB dediğimiz standartta bir kablo ucu. Bir sonraki sene bunun da tipçe olarak standart olduğunu görmek isterim şahsen. Burada USB bağlantısının yanında 3,5 milimetre analog girişinde olduğu dikkatimizi çekiyor. Bu ben doğrudan 3,5 milimetre ile bağlayacağım diyenler için güzel bir özellik. Ama tabii ki yazılım kontrolü ve diğer ekstra özellikleri 3,5 milimetre ile kontrol edemiyor. Yeni bu modelin kulak içleri özellikle daha geniş ve bu daha geniş olması da daha farklı kulak tiplerine uyum sağlamasını sağlıyor. Yani ergonomik olarak bir avantajı kulak iç kısımlarının daha geniş olması diyebiliriz. Bunun haricinde parlak plastik kısımların özellikle renginde hafif bir grilik var. Doğrudan piano bilek siyah yapıp bırakmamışlar. Estetik olarak bir nebze daha farklı. Yine iç kısma baktığımız zaman iç kısımda da kenar detaylara özen gösterildiğini görebiliyoruz. Ama bu kulaklığın en dikkat çekici farklarından bir tanesi sadece RGB'si değil. PC ile 3,5 mm USB ile 3,5 mm geçin. Bu şekilde tuşlu ve renkli olması bunun yanı sıra G3, G2, G1 ve mikrofon kapatma tuşlarının da kulaklığın bu kısmında, sol kısmında yer alması. Bunları Logitech G Hub üzerinden farklı makrolar yapmak üzere bile atayabiliyorsunuz. Tabii ki oyundaki atış tuşunu sol kulağımıza koyup oyun esnasında McBerry oynarken buradaki füzelerimizi kulaklıktan ateşlemiyoruz. Ne yapıyoruz? Daha ziyade buradaki makroları, chat programları ya da farklı kullanacağımız uygulamalar için o kadar anında kullanmayacağımız, sık kullanmayacağımız uygulamalar için ayarlamak biraz daha mantıklı olacaktır. Ama elbette kulağın arkasını kaşır gibi yaparak oyunda ateş edebilmek de diğer kulaklıklarda olmayan eğlenceli bir özellik. Bu kulaklıklarda sevdiğim bir diğer yanda özellikle ses tuşlarının üzerindeki hissiyat ve ses kontrolündeki hassaslık diyebilirim. Kaza sesi bir anda sona kadar almıyorsunuz. Elinizin altında adım hareketini rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Oldukça kaliteli ve yine güçlü sürücüleriyle sağlam ses veren bir kulaklık. Aynı zamanda G332 ve G432 modellerinde kulaklığı kaldırıp gizleyebiliyorsunuz ama bu modelde kulaklığı kaldırıp tamamen gizleyebiliyorsunuz. Bu da fark edilmesi imkansız bir kulaklık yapısı sunduğu için gerçekten diğerlerinden çok daha farklı diyebilirim. G332 ve G432 modellerinde de buradaki mikrofonu kaldırıp gizlemek ve de dediğimiz gibi sessiz almak bir hareket de mümkün. Ancak G635 modelindeki mikrofon doğrudan kasanın içerisine katlanıp kapatıldığı ve daha kısa yapıda olduğu için bence estetik olarak çok daha etkileyici. Gerçekten kompakt bir kulaklık olmuş ve kaldırıp ortadan kaybettiğiniz zaman mikrofon hiçbir yere takılmıyor. Bu oyuncu kulaklıklarındaki mikrofon kombalarının da son derece başarılı olduğunu söyleyebilirim. Logitech yıllardır özellikle bu oyun içerisindeki chat'in farkında olduğu için mikrofonların kalitesine önem veriyor. Ancak bir üst model, daha doğrusu çok yeni bir model ve fuarlarda da devamlı dikkatimizi çeken Pro modelinde işler farklı bir boyuta geçiyor. Çünkü Logitech geçtiğimiz günlerde Blue firmasımla satın aldı. Blue Yeti gibi özellikle çok ünlü mikrofonları da ürün ailesine dahil etti. Sadece dahil etmekte kalmadı. Burada fiziksel olan mikrofon tasarımlarının yanı sıra sunulan yazılımları da, yazılım teknolojilerini de aldı. Ve doğal olarak mikrofonun içerisine Blue'nun mikrofon teknolojilerini koyarak çok daha iyi ses filtreleme ve de chat programlarında, oyun kayıtlarında daha kaliteli ses alma imkanını da sundu. Bu modelin tasarımı da özellikleri de ürün ailesinde daha önce Logitech'te alıştığımız oyuncu kulaklıklarından çok farklı. Gerçekten en beğendiğim tasarımlardan bir tanesi. Çünkü daha ziyade audiophile kulaklıklarına, daha ziyade müzik kulaklıklarına benzer bir tasarım var. Daha ciddi, daha ağır başlı, daha olgun. Diğer tasarımları da çok beğeniyorum. Yıllardır kullanıp seviyorum. Ancak Pro'nun yeri apayrı oldu. Çünkü Logitech'in ürün ailesine farklı bir soluk getirdi. Ses karakteri de diğer kulaklıklardan farklı, daha flat, düz ve dengeli diyebileceğimiz bir yapıda. Şimdi kulaklıkların her birinin ses kalitesi özellikle oyunlara, müziklere göre belli şeylere ağırlık verir. Bütün kulaklıklarda ses karakteri diğerlerinden farklıdır ve insanların sesi duyması kişisel bir deneyim olduğu için bir kulaklık bir kullanıcı için muhteşem sesler verirken diğer kullanıcı için daha farklı bir kulaklık daha güzel ses veriyor gibi gelebilir. Bu tamamen kişisel bir deneyim. Burada özellikle Logitech'in Pro X modelinin farkı tonal olarak hepsini daha dengeli tutan bir üst seviyede yer alması diyebiliriz. Özellikle baslar diğer modellere göre daha belirginken baslar tizleri ve orta tonları çiğneyip geçmiyor. Ecolizer ayarları bu bağlamda daha çok önem kazanıyor diyebiliriz. Çünkü müzik ya da oyuna göre ekstra Ecolizer ayarları yaptığınızda Logitech'in Pro X modelini kendi istediğiniz kulaklık haline getirmeniz çok daha kolay. Kaldı ki tasarım, askı yapısı, Kulaklıkların özellikle kulağa içe alan hazneleri ve değiştirilebilir kulaklık pedlerinin kulak içerisinden çıkmasıyla da çok daha farklı bir seviyede. Bu aslında profesyonel e-sporcular ve turnuvalar için tasarlanmış, çok dayanıklı olmak üzere tasarlanmış bir kulaklık ama dediğim gibi özellikle ciddi tasarımı genel kullanım anlamında ses karakteri de benim daha çok dikkatimi çekti. Böyle bir ürünün eksikliğini hisseden ve Logitech'ten özellikle bu tarz bir tasarım isteyen kullanıcılar için çok güzel oldu. Peki Pro X'in diğer farkları nedir? Yine Logitech G-Hub'da 5 bandlı equalizer ayarlarını yapabiliyoruz. Kullandığınız ses karakteristiğini istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Özellikle oyunlarda FPS ses karakterinde bütün bu kulaklıklarda olduğu gibi çevresel olarak adım seslerinin ve silah atışlarının FPS oyunları için konuştuğumuzda yerini doğru bir şekilde gösterebiliyor. Bu modeldeki mikrofonda bu Blue'nun teknolojilerinin kullanılmasının da yine bir avantaj olduğunu söyledik. Yazılımsal iyileştirmeleri yine streamerlar göz önüne alarak tasarladıkları için canlı oyun yayını yaparken burada konuştuklarınızı çok daha güzel bir şekilde aktarabiliyorsunuz. Bu ses kaydı Logitech Pro X'in kendi mikrofonuyla 3 parmak uzaklıktan yapılıyor. Mikrofon ağzımda 3 parmak uzaklıkta. Bakalım ses kayıt kalitesi nasıl? Zira bunu ofis içerisinde kaydediyoruz. Fan sesi, ofis sesleri, etrafta hafif bir ses var. Logitech Pro X kulaklığın özellikle mikrofonunda streamer'ların özellikle de ünlü yayıncıların mikrofon profilleri de hazır olarak sunuluyor. Yani bu profilleri indirip profilleri kendi kulaklığınızda kullanabilmekte sevdiğiniz ve lezzetini yakalamak istediğiniz bir yayıncı varsa kesinlikle ilginç ve güzel bir özellik. Canlı yayınlarda Logitech'in yine webcam'leri var. Brio gibi 4K kameraları var. O konuları da ayrıca değineceğiz. Aylardır yapmak istediğim bir dosya konusu diyebilirim. Streamer, canlı yayın ve diğer konularla ilgili bilgileri de sizlere aktaracağız. Ufak bir teaser diyelim, ufak bir trader diyelim, ön gösterim gibi burada da bahsetmiş olayım. Bu kulaklığın diğer modellere göre ufak bir eksisi de kulaklık kaplarının sağ sola dönme açısının diğer kulaklıklardaki kadar esnek olmaması. Şimdi buradaki G 635, 332 ya da 432 gibi kulaklıkların tasarımını gerçekten çok seven, yıllardır buna benzer tasarımları kullanmış olan ve buna benzer kulakları kullanmak istemeyen kullanıcılar da var. İşte bu yüzden bir ürün ailesinde bu kadar çok çeşit olması dediğimiz gibi önemli. Ses karakterlerinin haricinde bunların kabloları ve bağlantıları da farklı. Biraz bu kablo ve bağlantı kısımlarından isterseniz bahsedelim. Hangi cihaza hangisi daha iyi bağlanabiliyor. Arada bu kadar kulaklık arasında seçim yaparken bunu da daha net bir şekilde anlayalım. Şimdi üst model olan özellikle Pro X modelinde ve G635 modelinde kulaklık kablolarının çıkarılıp değiştirilebildiğini sizlerle paylaştık. Burada Pro X modelinde 3.5 mm bir bağlantı üzerinden esas ayrım kablonun ucunda gerçekleşiyor. Üzerinde RGB ya da benzeri özellikler olmadığı için istediğiniz şekilde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. USB bağlantı adaptörü ekstradan kutudan bu şekilde çıkıyor ve bağladığınız zaman dediğimiz gibi farklı bilgisayarlarla ses karakterini ayarlamak, kontrol etme, Logitech G-Hub'a bağlanma konusunda bize bir avantaj sunuyor. Yine 635'te de bu geçerli. Burada iki tane farklı kablo çıkıyor. USB kablosu örgülü ve 2 metre 635 modelinde, analog kablo ise plastik ve 1 metre. Analog kabloyu biraz daha cep telefonlarıyla ve dizüstü bilgisayarlarla kullanacak şekilde tasarlamışlar. Yani genel olarak baktığımız zaman ürün ailesindeki özellikle bu bağlantı esnekliğinin sebebi kullanıcının birden fazla cihazı varsa kulaklığını farklı cihazlarda kullanabilmeye devam etmesi olmuş daha olan 332 ve 432 modellerinde kulaklık kabloları dediğimiz gibi çıkmamasına karşın bu kabloların da uçlarına ekstradan TRS, TRRS bağlantıların adaptörleri yani combo jack ya da ayrı jack adaptörleri başta söylediğimiz gibi sunulmuş. Bu bağlamda kullanıcının bütçesine göre bir kulaklık tercih etmesi ve o bulması çok daha kolay hale geliyor. Pro X gerçekten üst fiyat segmentinde çok dikkat çeken bir model. Buradaki G635 yine çok zengin özelliklere sahip. Ancak 332 ve 432 modelleri de genel oyuncu kitlesinin ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayıp onların taleplerine cevap vermeye devam ediyor. Bu kulaklıkların bir sonraki güncellemesinde daha doğrusu 332'nin ve 432'nin daha sonra gelecek modellerinde çıkarılabilir kablo dışında çok fazla bir şey eklenmesini talep ettiğimi söyleyemem. Bunları da çıkarılabilir kablo gelirse gerçekten uzun vade kullanım açısından daha iyi olacaktır diyebilirim. Peki siz bu oyuncu kulaklıklarından hangilerini kullandınız? Hangilerini denediniz? En çok dikkatinizi çeken hangisi oldu? Bize bunu yorumlarda sorabilirsiniz. Videoda aktarmadığımız, anlatmadığımız ek teknik detaylar varsa bunları makalede bulabilir. Ve Yine yorumlarda bize sorarak bizden deneyimlerimizi bilgileri alabilirsiniz her zaman. Bu kulaklıkları böyle karşılaştırmalı ve özellikle farklara değinerek sizlerle birlikte paylaştık. Bu videoyu nasıl buldunuz merak ediyorum. Daha çok karşılaştırmalı, daha çok bağlantılar, daha çok kulaklıkların boyutları ergonomisi üzerine detaylara yer verelim mi? Yan yana getirelim mi? Bunu da yine video yorumlarında istek olarak aktarırsanız gerçekten sevinirim. Ve gelecek videolarda bunlara yer verebiliriz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.